Ooo. Ne oldu ya? Abi motoru sen. Motoru alayım. Gel. Sayın valim ne alalım oradan? Kupamı getir amca. Ne alalım oradan valim? Vallahi ne alabiliriz bilmiyorum. Yani her şey var burada. Herhalde lastik bıçak var. Alalım. Motoru var. Motor var zaten. Lastik de var. Ben motorun gideceğim. Yani ya an, kim, hani kafa numaran nerede yazıyor? Alacak, kim neyi alacak? Yiğitepe kafa numaran nerede yazıyor? Sayın valim buradaki 301 orada. Yiğitali 301 de var. Evet Yiğitali. Sayın şeref size. Peki. Ben de bunu o zaman ne yapayım? Buradaki en gencimiz kim burada? Herkes yaşını söylesin bak bunlar. Herkes yaşını söylesin. Rüzgar gir araya lan. Rüzgar gir araya lan. Üç olan beşin diyor. Hadi bari burada sana verelim. Tamam. Oldu mu? Tamam. Bu da senin olsun. 5. Tutmuyoruz abi. Abi. Eyvallah. Başkanım şöyle buyurun. Böyle yapacağız burada. Fethiye'den geldiğiniz zaman burada çadırınızı kuracaksınız. Çok rahat şekilde hem konaklama imkanınız da olacak. İstediğiniz gibi. 2 gün erken geldi. Dün yoğun bir yağmur vardı. Ancak yağmurdan çok daha öte. Bugün de aynı şekilde yoğun bir sis altındayız. Uluslararası kurallar gereği şu anda 3 tane atlama parkurunun üst üste görülüyor olması gerekiyor. Ancak evet. Şu anda yaşamış olduğumuz yoğun sistem dolayı sadece tek bir atlama parkuru görülebiliyor. Diğer kısımlarda görüş müsait değil ve mümkün de değil. Bu sebepten dolayı bugün yapmış olduğumuz yarışları iptal etmek durumunda kaldık. Ancak federasyon başkanımız da burada, yönetim kurulu üyelerimiz de burada. İnşallah önümüzdeki bahar döneminde, yaz döneminde İnşallah. Balkan şampiyonasını ve Avrupa şampiyonasını burada yine aynı yerde Edirne'de Musa Beyli köyümüzde bu pistte beraberce gerçekleştireceğiz. Federasyon başkanı olarak görev yapıyorum. Gerçekten dünden beri bu parkurla ilgili almadığımız övgü yok diyebilirim. Şöyle ki Vali Bey'in şahsında tüm valilik çalışanlarına, buraya emek veren tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Herhangi bir yerinden parkurun %85'inin görülebiliyor olması dünyada gerçekten ender rastlanır performansta bir parkur burası. Ancak uluslararası kurallar gereği gerçekten baş hakemimiz ve tüm hakemlerimizin herhangi bir yarışçıyı en az 3 artı rampada görebiliyor olma şartı var. Biz burada tabii ki Sayın Valimizin emekleri, diğer arkadaşlarımızın emekleri sonsuz şekilde takdire şayan. Ama yarışçılarımızın herhangi birinin güvenliğini asla tehlikeye atma imkanımız yok. Hava şartları bu şekilde gelişti. Anak yağmur yakamızı bırakmadı ve parkur yepyeni bir parkurda yarışacaktık. Evet. Çok zor bir koşu haline geldi. Sabah antrenman turlarıyla 3 tur atabildik diyebileyim. Olduğumuz gibi çamura bulandık. Hatta motorların çoğunu işte kepçe yardımıyla dışarı çıkartabildik. Şu anda çok zor bir koşun içerisindeyiz. Parkur çok çamur. Arka taraflarda batıyor biraz. Yani gitmek zor ama oluyor yani bir şekilde. Tabii ki de. Çünkü hem çamur hem de şimdi parkur toprak yumuşak olduğu için kanallar açılıyor. Ve motorcular zorlandığı için kanallar değişiyor. Bu sırada hızlı pilotlar gelirken kanallar şaşırıp düşme ihtimali ve dengesi çok zorlaşıyor. Evet. Motocross şampiyonası 5. ayak final mücadelesi. Güreşlerde Kırkpınar malum. Evet. Zirve. Kesinlikle. 2021'in de zirvesi burada tamamlanıyor. Aynen. Motocross'un bu yılki Kırkpınar'ı Edirne diyebilir miyiz? Kesinlikle Edirne diyebiliriz. Zaten öyle Sayın Valim de öyle bir planlama yapmıştı bizden. Sağ olsun rica etti. Bize emir telakki etti. Kesinlikle Edirne bizim için çok önemli bir kavşak noktası. Avrupa ile Asya'yı bağlıyor. Etrafımızdaki ülkeler bu işte çok ciddi ilerlerdeydi. Şu anda Türkiye onları yakaladı. Hem parkur olarak da sınırda bir parkurun olması buraya çok farklı bir hareket getirecek. Kırkpınar tabii ki bizim onlarca yıldır yaptığımız çok başarılı bir organizasyon. Ama eminim motocross da başka bir renk katacak Edirne'ye. Başka bir ses getirecek. Sağ olun.